Arkadaşlar merhabalar bu videomda bir krojina yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında çemberde uzunluk konusundaki kiriş özellikleri bir testinin kazanım testini çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda kirişler verilmiş. E, merkez varsa kiriş varsa dik 2 eş parçaya böldü. 3-3 merkez varsa kiriş varsa dik 2 eş parçaya böldü. 4-4. E, bunlar birbirine paralel vermiş. O zaman bu bir paralel kenar. Hatta dikdörtgen mi oldu? Evet. Şu uzunluk kaç? 7. O zaman bu uzunlukta da 7'dir. Zaten bizden o isteniyor. Yani cevabımız C oldu. Birinci soruda. Geldik 2'ye. Şimdi kenar orta dikmesi tam burada. Arkadaş merkez burasıysa tam merkezden girişe böyle kenar ortaya çizdiğim zaman ya da merkez giriş çektik. İki eş parçaya bölecek ya. Yani burası doğrusal olmak zorunda. Ya bunun orta dikmesi tam merkezden geçiyordu diyebiliriz aslında. Tamam. E o zaman ben buraya A diyeyim. En etkili silahım yarı çap çizmek. Al yarı çapı da çizelim. Yarı çapı uzunluğu kaç oldu? Artı 8. Artı 8. O zaman burası da. Ve Pisagor. 12 varsa büyük ihtimal 5, 12, 13, 9, 12, 15, 12, 16, 20 olabilir. A yerine burada 5 yazarsam 5, 12, 13 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. Çemberin yarı çapı isteniyor benden. Yani cevap 13 çıkar. Evet cevap akçay oldu. İkinci soruda geldik. Üçüncü soruya. Şimdi CD çarpmış. CD çarpsa merkez buralarda bir yerlerde. Merkez varsa kiriş varsa çektik. İki eş parçaya böler. 8'i iki eş parçaya bölecek. 4 4 yani buraya 2 kaldı. E burada da bir 30 60 90 üçgen çıktı. 30'un karşısı 2 60'ı karşısı 2 kökü 3 90'ın karşısında 4 yapar. CD uzunluğu nedir diye soruluyor bize. E, ee, CD çap isteniyor. Elit kilisiyahımız yarı çap değil midir? Evet çizdik yarı çapı. Pisagor. 2 kök 3 ve 4'ün kareleri toplamından R kareyi buluruz. 2 kök 3'ün karesi 12 artı 4'ün karesi 16 yani 28. O zaman R kök 28 çıkar yani 2 kök 7 mi çıkar? Bu 4 çarpı 7 olduğundan 4 dışarıya gidiyor çıkar. Yani burası 2 kök 7 oldu. Ama çapımız ne yapar? Yarı çapın 2 katı. 4 kök 7 olacaktır. Evet cevap denizli olduğu için soruda geldik. 4. soruya. 4. soruda da merkez varsa kiriş varsa çeyreklik. 2 eş parçaya böler. Toplam 14 ise 7'ye 7, yapacak. Yani buraya 5 kaldı. Burada da merkez varsa kiriş varsa çeyreklik. 10 ise 5 5 diye 2 eş parçaya bölecek. O zaman burası da 1 oldu. Burası 1 ise burası da 1 değil mi? Evet çemberin yarı çapı. En etkili silahımız yarı çap. Pisagor. Yani R'nin karesi eşittir. 1'in karesi artı 7'nin karesinden 49 50 yapar. R de buradan kök 50 yapar. Kök 50 de nedir? 25 çarpı 2 olduğundan 25 dışarıya 5 diye çıkacaktır. Cevabımız böylelikle 5 kök 2 yapar. 4. soru edremit oldu. Geldik 5. soruya. Şimdi paralellikler verilmiş bize. Alan ABCD nedir diye soruluyor. E arkadaş merkez burasıysa yarı çapımız 5 5 mi yapar? Evet. Merkez varsa kiriş varsa çektik. iki eş parçaya bölecektir. 3 3 diye. E, yarı 5 el etkili silahımız yarı çaptı. Al sana yarıçap 5. 3, 5, 3, 4, 5 kendinden 4 çıkar burası. Bak alan isteniyor benden. Alt taban artı üst taban yani 16. Çarp yükseklik yüksekliği de bulduk zaten. 4 bölü 2'ye bize alanı verecektir. O zaman cevap ne yapıyor? 32 yapıyor. Yani 5. soru balı kesir oldu. Geldik 6'ya. Şu uzunluk nedir diye soruluyor. Çemberin yarı da vermiş bize. Arkadaş burada merkez varsa kiriş varsa çeyek dik. Merkez varsa kiriş varsa çeyek dik. 2 eşit parçaya böldü 15 15 2 eşit parçaya böldü 24 24 e, yarı çap uzunluğunun 25 demiş en etkisi lafız yarı çap e, burada da yarı çapı çizersem hocam burası 25 15 20 25 üçgenden burası 20 çıkar burası da 25 yarı çap olduğundan 24 25'te üçgeni 7 24 25'ten 7 çıkar burası bunlar paralel ya e, buradaki mesafe kaç 27 benden de o isteniliyor zaten 6. soru böylelikle balıkesir yaptı ve bu testi de bitirdik. O zaman diyoruz? Bir sonraki videoda kiriş özellikleri iki testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.